Hayata yön veren, insanı var eden aslında kadının varlığı. Biz iyiyi güzeli seçersek ve iyiye güzele yönelmiş çocuklar yetiştirebilirsek dünya daha iyi bir geleceğe hazır olacak. Ama bugün şunu söylemek lazım, kadının verdiği emek karşılığını bulsun istiyoruz. Hepinize mesajımız, kız çocuk olsun, erkek çocuk olsun, istediklerinin peşinden koşmaları için destek olmanız. Bir gün kutluyoruz ki kadınlara ait ve bir gün kutluyoruz onu. Asıl anlamı bu. Kutlamayacağımız günlerin gelmesi dileğiyle bugünkü gibi, örneğin hayata yön verenler, bunlar tabii ki kadınlar. Çünkü benim en çok hissettiğim bir erkek olarak bana hayat veren bir kadın. Mesajım şu ki, dayanışarak kendi kişiliklerimizi ortaya koyabileceğimiz, vazgeçmeyeceğimiz yeni bir dünya yaratmalıyız. Kadınlığının verdiği güçlülüğe odaklanarak kendi istedikleri takdirde her şeyi başarabileceklerine, hayallerine kavuşabileceklerine inanmalarını öneriyorum, tavsiye ediyorum. Biz kadınlar çok güçlüyüz. TÜSİAD olarak çok uzun yıllardır dile getirdiğimiz ama son yıllarda sesimizi daha fazla yükselterek dillendirdiğimiz çok güzel bir görüşümüz var. Memnuniyetle paylaşmak isterim. Türkiye'de eğitimde, çalışma hayatında ve siyasette kadınlarımızın artık eşit katılımda olmasını yürekten diliyoruz ve bekliyoruz. Kadınlara mesajım, hedeflerinin peşinden koşmaları, umutlarını hiçbir zaman kaybetmemeleri ve hayatta bir kurtarıcı beklemeyip kendi kurtarıcıları olmaları. Erkeklerimizin önünde ya da arkasında değil, omuz omuza, destek yanlarında olmak istiyoruz. Bunun için de her şey eğitimden geçiyor. Lütfen kız çocuklarımızı okutalım. Toplumun içinde kadınlar ne kadar güçlenirse, toplum hayatında kadınlar ne kadar üst noktalara gelebilirlerse, toplumun medeni bir toplum haline gelme şansı da o kadar artar. Buna inanıyorum.